Efendim bu elimde görmüş olduğunuz kitap ismi Bay Virüs. Yazan Nazan Demir. Nazan Hanım şu anda karşımda, Benjamin'in karşısında. Bu sizin ilk kitabınız değil. Değil hocam. Değil mi? Hı hı. Bunu zannediyorum içerisinde bulunduğumuz bu can sıkıcı günlere dair, evet, çocukları eğitmek için, evet, yazdınız. Anneleri babaları çocuklara okusunlar diye. Bize, evet, de getirdiniz. Çok teşekkür ederiz size. Daha önce kaç kitabınız yayınlandı? Maviye Boyalı Civciv diye hayvanların boyanmaması gerektiğiyle ilgili bir kitabım var, çocuk kitabı. Bir de deneme teyinde Çanak Çömlek Patladı diye. O yetişkinlere yönelik. Yetişkinler için deneme tarzında, ama şimdi Zümra diye bir roman geliyor. Artık öyle devam edeceğim. Hı-hı. Siz bırakıyorsunuz kimyadan, diğer mesleği galiba. eczacılığı bırakıp hocam böyle döneceğim. Kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun, size. Teşekkür ederim. Bu kelimelerle aranızın ne kadar iyi olduğunun da bir göstergesi galiba. Ama işte bugünkü olanlardan sonra bir iddiam yok yani bugünkü şu anda. Bugünkü olanlar dediğiniz Oğuz Bey 9700 yaptı. Ay, o çok rahatlattı beni yalnız Oğuz Hocam. Geçmeye çalışmayacağım, çok iyi. Biraz önce Begüm Hanım az daha geçiyordu, ana sonda takılmasaydı. Anladım, ondan evet, önce hep birlikte gördük. Emine Hanım az daha geçiyordu, sondan bir önceki soruda takıldı. Yani geçilebilir. 9800 puan gördük biz bu platformda, hem de iki defa. Neden üçüncü gelmesin? Bir dahaki sefere diyeyim hocam. Bak şimdi yahu. Bugün, tamam, bugün burada olmak çok güzel. Sadece onu söyleyeyim. Biz bir başlayalım, başlayalım da. Belki ortasında filan bir heveslenirsiniz. Peki, tamam. Haydi gelsin. Mercek sözünün batı kökenli karşılığıdır. Lup diyeceğim. Mercek. Hani direkt bu korneanın üzerine uygulanan. Lamel. Lens. Nedir efendim? Lens. Lens'tir efendim. Pardon. Şimdi yine batı kökenli bir kelime. Şöyle bir sorusu var. Hayran kitlesi tarafından taparcasına sevilen sinema ve edebiyat eserleri için kullanılan bir soru. Mesela nokta nokta film derler. Nokta kült. İşte budur Nazan Hanım. Eski bir kelime veriyorum. Kafanızı karıştırmasın lütfen o eski kelime. Sonrasında açıklamasını da yapıyorum. Buyurun. Eskiden tahta boş da derlermiş. Bir yapının damındaki çevresi ve üstü açık olan yer. Oluk mu? Hayır. Bir yapının, aha, damındadır. Aha. Çevresi ve üstü açıktır. Yani bir yaşam alanıdır orası. Dam üstü gibi bir şey. Damın üstündeki yer. Çatı değil. Nereye çıkıyorum? Teras. Yapıştırın. 1500 puan daha kazanın. Haydi yenisi gelsin efendim. 5 harfli cevaplar bitsin. Bir atletizm dalında belli bir yükseklikteki çıtayı aşmak için kullanılan aletin adı. Zaten, evet, bu dalın ismi de o aletle birlikte anılıyor. Harf alabilir miyim? Almayın harfi. Peki. Nokta nokta ile atlama. Nedir o tuttukları o? Evet işte o şu anda trak geldi de. Uzun atlama var. Bir de nokta. Sırık. Sırıkla atlama. Çok güzel. Altı harfli tek kelime efendim. Gelsin de bir görün. Küçük bir yardımım da olacak soruyu okuduktan sonra. Dizilmiş veya birbirine bağlanmış yaş meyve ve sebze bağı diye yazılıyor tanımı sözlüklerde. Ama muz dediğimiz zaman akla gelir bu kelime. Daha çok. Anladım. Bir nokta nokta muz. Eskiden bir alım bağ değil. Alım gücü eskiden daha yüksekken herhalde muzu böyle alıyorlardı. Hocam harf alayım. Aldık harfimizi. Durduralım ama da süre gitmesin. Bu riski alın en azından. Çünkü biliyorsunuz 9700 puan yap. Harman mı? Harman değil. Dur. Dizilmiş. Gözümün önüne geliyor ama Sezen. Bir şey bir şey. İkileme olarak çok kullanılır. Bir şey bir şey muzlar. Tamam, tamam. Eskiden küfeyle alışveriş yapılırmış çünkü, hı-hı, biliyorsunuz. Biraz daha yardım alabilir miyim? H harfiyle başlıyor. Muzdan daha geriye nasıl gidebilirim bilmiyorum. Çünkü en çok, ben en çok değil, bir tek muz için kullanıldığını duydum. Türkçe, ya genel Türkçe yapısına pek uyan bir hali yok bunun. Hallı kıllı. Böyle sesli harften sonra bir anda iki tane sessiz harf karşınıza çıkabiliyor. Sonuna doğru. Hevenki duymuş muydunuz? Hiç duymadım. Şu anda öğreniyorum. Neyse, öğrenmiş oldum. Şu anda gerçekten ilk defa duyuyorum Hevenki.
Çok şanssız belki bir soruymuş. Belki Anamur'da yaşasaydım olabilir. Gelsin yenisi. Nasıl bir soru? Kitap süsleme sanatı. Artık harf alabiliriz. Yok, alabiliriz. Şimdi tepem. Dilinizin ucunda. Öyle mi? Evet hocam ya. Neyse alayım peki. Aldık bir harf. Baktığı için. O zaman o değilmiş. Ne gelmişti ki aklınıza? Bu süsleme sanatlarından bir şey çağrışım yaptı da Z harfi yoktu onda. Kitap süsleme sanatı. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Bazen S olarak da seslenir. Bu da o yüzden. Hani Galata meşhur olarak. O Z harfi S olarak da seslenir de. Hattatlık falan. Hat başka. Gibi. Anladım. Bu yani süslemesi. Tezhip. Nedir? Tezhip. Durdurdunuz ve işte size 1400 puan daha. Haydi 7 artı cevaplara. Tek kelimeleri şöyle sorulmuştur, görelim bakalım. Yıkım veya yıkım yaratan olay. Kasırga gibi bir şey. Kasırga da işin içine girer. Fırtına da işin içerisine girer. Her türlü afet işin içerisine girer. Felaket. Deplem. Nedir? Felaket. Yapıştırın, 700 puan kazandırsın size. Bir 700 puan daha istiyoruz. Nereden? Şu soruda. Kadın silahı olarak karikatürize edilen bir mutfak gerecidir. Oklava. Ya da bir de öbürü var, daha kalın. Merdane. 700 puan değerinde. Çok ilginç bir kelime merdane. Bir taraftan da erkeğe yakışan, yiğitçe manasına geliyor. Buyurun gelsin yenisi. Üzerine yüklenen bir suçtan kurtulmak. Aklanmak. Çok iyi gidiyorsunuz Nazan Hanım. Olmaz olsun Hevenk. İlk defa duydum. Yenisi gelsin. Nasıl bir soruymuş? Sebze anlamında Farsça Arapça karışımı, biraz naftalinli bir sözcüktür. Sebze. Sebze anlamında Farsça Arapça karışımı, azıcık naftalinli. Bir tane harf alayım. Buyurun gelsin. Zerzevat. Zerzevat tam da bizim aradığımız cevap. Burada bir saniye bile bekleyeceğinizi düşünmüyorum efendim. Dalınızdan geliyor aşağı yukarı. Bugün kimya. Hiçbir şey. Şu anda onu bilemeyebilirim. Proteinin temel yapısı. Amino asit. Yapıştırın gitsin. Şöyle biraz da hayvanlar alemine dalalım. Bakalım nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Bazı canlılarda görülen iklimsel rehavettir. İki kelimeden oluşur. İklimsel rehavet. Soğuklar bastırınca. Uyumaya, uykuya evet, dalmak. Evet, ben gideyim uyuklamak. Artık. Müsaadenizle, zaten kilomu da aldım. Uykuya dalmak falan. Nasıl bir? Kış uykusu. Kış uykusu. 0'lıkla yanlış bilinen, yanlış kullanılan bir kelime efendim elimdeki. Sizi de yanlışa sevk etmesin ne olur. Buyurun. Tamah sözcüğünün Türkçe karşılığı. Aslında bir birleşik. Tamah gibi. Etmek, tenezzül gibi. Aslında evet, onun gibi. Ama biraz daha serti. Yani aza tamah etmeyen çoğu bulamaz. Aza tenezzül. Yetinmemek. Biraz böyle hırs. Saldırmak. Doymadın doyamayasıca filan mesela, öyle bir. Harf alayım hocam. Gelsin. Açgözlülük. Durdurdum ben, hiç merak etmeyin. Açgözlülük. İşte o kadar. Sağ olun. Bu da son sorudur, son cevaptır. Peki. Bir grubu oluşturan üye veya ögeler arasında en güçsüz olan iki kelime. Zayıf halka. Zayıf halka. 1000 puan daha. 8000 gördüm hocam ya. 8300 puanla bitirdiniz. Hevenk 1200 puanımızı aldı götürdü elimizden. 9500 olurdu bu iş. Vallahi olurdu. Hatta o Hevenk'te canını sıkılmasaydı tesipte filan da harf almazdınız. Yani siz. Evet biraz bugün kitap için çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sizi buraya çağırdık. Çok ciddi bir maceranın içerisinden çok, çıkıp geldiniz. Çok, bu sefer istediğimiz çok gibi güzeldi. Olmadı. İnşallah bir daha tekrar ederiz. İnşallah. Nazlı Hanım'a bir alkış.